sen de gel. Bodrum'da bir inşaat için başlatılan sondaj çalışmaları kurtarma kazısına dönüştü. Yokuşbaşı Mahallesi 2011 sokak içerisindeki Halil Tokgöz'e ait olan arazide bir süre önce sondaj çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 70 metrekare alanda yapılan sondaj çalışmaları esnasında tarihi mezarlara rastlandı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi arkeologları, sosyoantropologlar eşliğinde süren kazılarda şimdiye kadar çıkan 11 mezar incelemeye alındı. 4, 5, 6, 7. Tarihi Halikarnas Sos'un birçok antik yapısının yerinde son 30 yılda modern binalar yükselmesine karşın şimdi ise 70 metrekarelik bir arsadan bile lahitler, pitoslar, urneler, ölü küllerinin konulduğu kap çıkarıldı. Üçüncü derece sit alanlarında yapılan sondaj kazılarında belirgin bir şekilde tarihi eser çıkması, arsa sahiplerini üzerken müzecileri ve kültür tarihine önem verenleri ise sevindiriyor. Nasıl diyeyim sana? İşte bir tanesi şurada, buradan toprak attığımız için üstü dolmuş. Bir tanesi de şurada. İki yıldır Bodrum'daki sit alanlarında yapılan sondaj ve kurtarma kazılarında adeta tarih fışkırıyor. Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce başlatılan diğer kurtarma kazılarında ise bulunan mezar sayısı 18'e yükseldi. Mermerden oyma yekpare lahit ve üçgen kapağıyla taştan örülmüş mezarların M.Ö. 5. yüzyıldan kaldığı öğrenildi. Bu mezarlarda farklı tip ve boyutta mezarlar ve içlerinde pişmiş toprak kaplardan oluşan ölü hediyeleri müze uzmanlarınca gün ışığına çıkarıldı. Mezarlardan çıkarılan tarihi eserler ve kemik kalıntıları incelenmek üzere Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Bu yoğunluktaki mezarlar ve mezar içindeki buluntulardan Yokuşbaşı Mahallesi'nin kaynaklarda bahsi geçen Bodrum Halikarnassos'un nekropoli olduğu iddia ediliyor.